Evet arkadaşlar, yeni bir derse hoş geldiniz. En son adlandırmada alkan ve alkenlere bakmıştık. Bugün alkinlerden itibaren adlandırmamıza devam ediyoruz. Alkin dediğimiz bileşiklerimiz, şunu öncelikle bir kere çekelim. Alkin dediğimiz bileşiklerimize biz aynı zamanda asetilenler de diyoruz arkadaşlar. Çünkü en küçük üyesini özel olarak asetilen olarak adlandıracağız. O nedenle alkinlere asetilenler de diyoruz. Bu hidrokarbonlarımızda karbonlar arasında en az bir tane üçlü bağ bulunması gerekiyor. Bunlar doymamış hidrokarbonlarımızdır. Yapısında pi bağı bulunduğu için. Üçlü bağda bağlardan bir tanesi sigma bağı, diğer iki tanesi pi bağıdır. Az önce de söylediğimiz gibi en küçük üyemiz iki karbonludur ve asetilen olarak adlandırılır. Molekül yapısına bakacak olursanız doğrusal bir yapısı vardır. Asetilene baktığınız zaman hidrojen, karbon, üçlü bağ, karbon ve hidrojen. Şuraya dikkat ederseniz doğrusal bir yapımız vardır. Alkenlerde olduğu gibi cis trans izomeri göstermezler arkadaşlar. Alkenlerde cis trans izomerliği konuşmuştuk en son. Alkinlerde böyle bir durum söz konusu değildir. Çünkü bu karbon atomlarımızda zaten tek bir atom veya atom grubu bulunacak. Cis translık için iki tane olması gerekiyordu. Aynı doğrultu, aynı düzlemde veya farklı düzlemlerde olması gerekiyordu. Adlandırma kurallarına gelecek olursak, genel kuralımız burada da geçerlidir. En uzun karbon zinciri seçilir. Ancak alkenlerde olduğu gibi yine seçtiğiniz en uzun karbon zincirinde üçlü bağ mutlaka bulunmak zorundadır. Üçlü bağın dışarıda kaldığı uzun bir karbon zinciri işinize yaramaz. Adlandırırken de alkanlardaki an ekini kaldırıp karbon sayısı aynı olan alkanlardaki en sondaki an ekini kaldırıp yerine in eki getirilir ve bu şekilde ana yapıyı adlandırmış olursunuz. Eğer ana zincir dışında kalmış gruplarımız varsa yani dallarımız mevcutsa dallanmış bir hidrokarbonumuzsa öncelikle dalların yerini belirtip en sonunda da alkin zincirinin adını belirtir, adlandırmayı tamamlarsınız. Örneklerimize bakalım. En küçük üyemiz iki karbonlu demiştik. Sistematik olarak bunu adlandırmanız gerekirse etin olarak adlandırırız. İki karbonlu alkan etandı. Burada etin olarak adlandırıyoruz veya yaygın adıyla buna asetilen de diyoruz. Daha çok bu adı göreceksiniz. Diğer bir örneğe geçelim arkadaşlar. En uzun zincirde üçlü bağın yerini belirtmek üzere numaralandırma yapıyorum. Az önce numaralandırmaya gerek yoktu zaten. Mecburen bir numaraya geliyordu üçlü bağımız. Burada 1'e de gelebilir üçlü bağımız, 2'ye de gelebilir. O nedenle numaralandırmayı yaptık. Ve üçlü bağın yerini belirterek alkinimizi adlandırıyoruz. Bir bütün. Şu örneğe bakıyoruz şimdi de arkadaşlar. Mümkün olan en uzun zinciri seçeceğiz. Burada dikkat ederseniz en uzun zincirimiz şuradadır. 2, 4, 6, 7 karbonlu oluyor. 7 karbonlu bu zincirde numaralandırma yapmam gerekiyor. Buradan başlarsam sağ alt köşeden başlarsam dal 3. karbona gelmiş olacak. 1 ve 2 burada. 3 yukarıda. O nedenle sol taraftan başlıyorum numaralandırmaya. Dalların mümkün olan en küçük numarası alması önemliydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'yi de en sona yazdık, yerleştirdik. Önce dalların yerini belirtmeniz gerekiyordu. 2'de ve 5'te 2, 5,
metil grubumuz var. İki tane olduğu için di metil dedim. 2,5 dimetil. Üçlü bağın yerini belirtiyorum. Üçüncü karbona bağlı. 3, 7 karbonlu olduğu için de heptin diyerek adlandırmayı bitirmiş olduk. Nasıl arkadaşlar? Anlamadığımız bir yer yoksa diğer örneğe geçeceğim. Anladık mı? Nasıl gidiyor? Elleri görebiliriz. ...23 kişi ya da 14 kişi mi anladı sadece? Peki şöyle yapalım. Bu üç örnek içinde anlamadığınız bir yer varsa o elleri görelim, tekrar anlatalım. Bu üç örnekte anlamadım diyen var mı? Üç arkadaşımız var gözüküyor. Tamam, tekrar bir kez daha anlatalım. İlk üyemiz zaten asetilendi. Bunda çok fazla tekrar edilecek bir şeyimiz yok. Direkt olarak bunun adını ezberlememiz gerekiyor. Şu örneğe bakacak olursanız arkadaşlar, zaten dallanma yok. 4 karbonlu bir zincir. Bunu normalde bütün olarak adlandırmam gerekiyor. Ancak şuradaki üçlü bağın yerini belirtmeniz gerekiyor. Üçlü bağ şurada da olabilirdi. İkinci karbondan sonra da olabilirdi. Üçlü bağın yerini belirtiyoruz ki karşı taraf bütün dediğimde üçlü bağı ilk karbona mı yazsın, ikinci karbona mı karıştırmasın diye üçlü bağın yerini belirtmem için burada numaralandırma yaptım. Son örneğimizde ise mümkün olan en uzun karbon zinciri, biliyorsunuz hidrokarbonlarda veya organik bileşiklerde mümkün olan en uzun karbon zinciri seçiliyor. Ancak burada alkinlerde üçlü bağ zincirin içinde kalacak şekilde seçimimi yaptım. Seçimi yaptıktan sonra numaralandırma yapmam gerekiyor. Şurada temizleyelim de. Numaralandırma yaparken alttan başlamış olsaydım, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 demiş olsaydık, dikkat ederseniz burada üçlü bağ dördüncü karbona geldi. Üçlü bağın en küçük numarayı almasına dikkat etmeniz gerekiyor. Soldan başlamış olduğumda ise üçlü bağ üçüncü karbona geliyor. O nedenle soldan başlayarak numaralandırma yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'yi de buraya yazdık. Bu şekilde numaralandırmayı yapıp önce dalların yerini belirttik. 2'de ve 5'te 2 tane metil grubumuz var. Bunu söyledik. Sonrasında da üçlü bağın hangi karbonda olduğunu belirterek ana yapının adını söyleyip bitirdik. Diğer örnekle devam edelim. Mümkün olan en uzun karbon zincirini seçeceğiz demiştik. 1, 2, 3, 4 karbonlu bir zincirimiz var. 4 karbonlu zincirde üçlü bağın küçük numarada olması gerekiyordu. 1, 2, 3, 4. Dalın nerede olduğunu söylüyoruz. 3 klor. 3'te klor var. Üçlü bağımız da birinci karbonda olduğu için bir bütün olarak adlandırmayı tamamladık. Alttaki örneğe bakıyoruz. Yine üçlü bağın en küçük numarayı alacağı numaralandırma ile başlıyoruz. Her köşede bir tane karbon olduğunu düşünmeniz gerekiyor. Şuralarda birer tane metil grubu dal olarak kalmış. Şunları metil olarak görmem gerekiyor. Bir tane de klor var. Klor alfabetik olarak daha önce geldiği için 3 klor diyerek adlandırmaya başladık. Klor veya kloro da diyebiliyorsunuz. 4'te 2 tane metil grubum var. 4, 4, dimetil. Bunların da yerini söyledik. En sonunda da üçlü bağın ilk karbonda olduğunu göstermek üzere bir heksin olarak adlandırmayı tamamlamış olduk. Diğer sayfadan devam edersek,
Asetilenlere göre de adlandırma yapabiliyoruz demiştik. Zaten alkinlere asetilenler de diyoruz. Asetilen temel yapı kabul ediliyor. Asetilen dışında kalan her yere de, bütün parçalara da dal olarak bakmanız gerekir. Şurası asetilen. İki karbonlu yapı, üçlü bağ bulunduran yapıyı asetilen olarak aldığımda, geride kalan şu kısmı dal olarak adlandırıyorum. Burası etil grubu, etil. Şurası da geri kalan kısımda asetilen. Burada da yine iki karbonlu ve üçlü bağın olduğu kısmı asetilen olarak aldığımda, burası asetilen kısmı, geri kalan parçaları söyleyeceğim. Üç karbonlu grup, propil grubu, ama ortadaki karbondan bağlandığı için bu izopropil grubudur. C2H5 kısmı da, burası da etil kısmıdır. Alfabetik olarak dalları sıralıyorum. Etil, izopropil, asetilen. Burada numaralandırmaya gerek yok, çünkü her bir karbona zaten bir tane dal bağlayabiliyorsunuz. İkinci bir dal bağlama şansınız olmadığı için numaralandırma yapmadan söylüyoruz. Şu özellikle devam edersek, alkinlerden bir tane hidrojen koparıldığında alkil grupları gibi burada da alkinil grupları oluşuyor. Bunların isimlerini bilmemiz gerekir. Asetilen veya diğer adıyla etin. Etin CH üçlü bağ CH şeklindeydi. Bu etin grubuydu. Etinden bir tane hidrojen koptu. Bir hidrojen koptuğunda oluşan yapıya biz etinil diyoruz. Ama şuradaki hidrojen olmayacak arkadaşlar. O fazladan yazılmış. Bunu temizleyelim. Şu kısmı düzeltelim. Şöyle olması gerekiyor. Karbon 5 tane bağ yapmıyor biliyorsunuz. Bir diğeri, bağlı olan karbondan itibaren numara verdiğinizde ilk karbonda üçlü bağ var. Propinden bir tane hidrojen kopmuş. Bunu bir propinil olarak söylerken, üçlü bağ ikinci karbona geldiğinde, bağlı olduğu noktadan itibaren numaralandırma yapıyorsunuz. İkinci karbona geldiği için bu dalı da, radikali de iki propinil olarak söylüyoruz. Devam edelim. Alkinlerde adlandırma yaparken hem ikili hem de üçlü bağlarınız varsa, hem alken hem alkin özelliği gösteriyorsa molekülümüz ve bu ikili ve üçlü bağlar uçlara eşit uzaklıkta ise arkadaşlar, unutmayın, ikili bağın önceliği vardır. İkili bağın olduğu taraftan numaralandırma yaparsınız ve adlandırmayı da alkene göre yaparsınız. 1, 2, 3, 4 diyoruz. Çünkü ikili bağ önceliğe sahip. Alken olarak adlandırdığımda ikili bağ ilk karbonda olduğu için bir büten dedik. Sonrasında da üçlü bağın yerini belirtiyoruz. 3 in diyerek. İn bunun alkin olduğunu gösteriyor. Özel adlandırma yöntemi asetilenler olarak adlandırıyorduk, hatırlıyorsunuz. Asetilen dışında kalan, şu kısım dışında kalan bölümü dal olarak söylüyoruz ve bu kısım vinil grubu olarak geçiyor. Vinil asetilen diyoruz. Devam edelim. İkili ve üçlü bağlar farklı uzaklıklardaysa, uçlara uzaklıkları eşit olmadığı takdirde, hangisi daha yakınsa uca, o taraftan başlıyoruz. Önceliğimizi ona veriyoruz. Numaralandırmayı buna göre yapacağız. Ancak adlandırırken yine alkene göre adlandırma yapacağız.
Dikkat edelim. Üçlü bağ burada ilk karbonda, ikili bağ ise soldan başladığımızda üçüncü karbonda. Bu nedenle üçlü bağın yakın olduğu ucu tercih ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralandırmayı yaptık. Numaralandırmayı yaptığımızda bir tane dalımız var. Onu belirtiyoruz önce. 4 brom dedik. Sonra alkene göre adlandırma yaparken ikili bağımız 3. karbonda olduğu için 3 heksen. Son olarak da üçlü bağın yerini belirtiyoruz. 1 in ve adlandırmayı tamamlıyoruz. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Anlaşılıyor mu? Anlıyorsak bir elleri görelim. Gayet güzel. Çok güzel arkadaşlar. Devam o zaman. Evet, birlikte şu soruyu çözelim. Bize kapalı formülünü vermiş. Adını vermiş. Ve ikinci bir adlandırma, özel adlandırma yönteminden bahsetmiş. Üç tane öncülden hangileri doğrudur diye sormuş. Öncelikle kapalı formülünü yazmak gerekirse, bir önceki dersimizde alkenlerin izomerliğinde bahsetmiştik. Alka diyenlerle, sikloalkenlerle alkinler izomerdi. Alkin, düzeltelim. Alkin, alka diyen ve sikloalken. Üçünün de genel formülü CnH2n-2 idi. Toplam karbon sayısına bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 2 de burada var. 6 karbonlu ve 1 alkin. 6 karbonlu olduğu için C6 H12'den 2 çıkardık. C6 H10 oldu. Birinci öncülümüz doğru. 2 ile devam edelim. Adlandıralım. Mümkün olan en uzun zinciri seçiyorduk. Aşağıya doğru devam ederseniz 5 karbonlu bir zincir oluyor. Üçüncü karbonda metil grubumuz var. Metil grubunu söylüyoruz öncelikle. 3 metil. Buradaki adlandırma yanlış. 3 metil. 1 pentin olması gerekirdi. Sistematik adlandırma. O nedenle ikincisi yanlış. Özel adlandırmaya geçelim. Temizleyelim şurayı. Özel adlandırmada evet arkadaşlar, iki arkadaşımız el kaldırdı. Anlamadığımız için mi el kaldırdık arkadaşlar? Anlamayan varsa görebilir miyim? Elleri kaldırıp yok herhalde. Tamam o zaman. Özel adlandırmada asetilene göre adlandırma yapılıyordu. 3 karbon, 3'lü bağın olduğu 2 karbonu asetilen olarak aldığımızda geri kalan kısmı dal olarak söylemem gerekiyordu. Şurayı dal olarak alıyorum. 4 karbonlu, 4 karbonlu alkilimizde arkadaşlar ikinci karbondan bağlıysa, 4 karbonlu yapıda ikinci karbondan bağlanmışsa biz buna sekonder bütil diyoruz. Eğer uçtan bağlı olsaydı, şöyle olsaydı, buradan bağlansaydı buna en bütil demeniz gerekiyordu. Şöyle bir noktadan bağlı olsa, dallanmış bir bütil olsaydı buna da izobütil demeniz gerekiyordu. Buradaki sekonder bütil, sekonder bütil asetilen olarak adlandırmış. Özel adlandırma olarak. Öyleyse bu da doğrudur dedik ve cevap 1-3.
Devam edelim. Bize 3 tane bileşik ve adını vermiş. Hangileri doğru adlandırılmıştır? Birincisi bir alkan bileşiği. Mümkün olan en uzun zinciri seçiyoruz. Bakalım. Sağ taraftan başlarsak dallanmalar daha küçük numarayı alıyor. 6 karbonlu. 2'de ve 4'te metil grupları var. 3'te de etil grubu var. 3 etil, 2 4 dimetil, heksan. Doğru. İkinci bileşiğe bakarsanız, ikinci bileşikte üçlü bağın küçük numarayı alacağı numaralandırma ile başlıyoruz. 3'te klor var. Doğru. 3 klor. Üçlü bağımızda birinci karbonda olduğu için bir pentin demiş. Bu da doğrudur. Geldik son bileşiğimize. Numaralandırma yaptığımızda ikili bağ en küçük numarayı alsın istiyoruz. Soldan başlasam da 2'deydi. Sağdan başlasam da ikinci karbona geliyor. Ancak sağdan başladığınızda ikinci karbonda burası tek karbon olarak görmeniz gerekiyor. Metil grubu var. Metil grubu olduğu için burada sağdan başlayarak numaralandırma yaptık. 2 metil olması gerekiyordu. 2 metil, 2 büten demesi gerekiyordu. O nedenle bu yanlış. Cevabımız 1 ve 2. Devam arkadaşlar. Kolay bir soru. İskelet formülü verilen bileşiklerden hangisi en fazla karbona sahiptir? Sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 karbonumuz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonumuz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbonumuz var. 1, 2, 3, 4, 5 karbonumuz var. Her köşede bir karbon olduğunu düşünmeniz gerekiyor. Burada da 2 karbonumuz var. En fazla karbon Denizli şıkkında. Geldik arkadaşlar alkinlerde izomeri. İlk üyemiz asetilenin izomeri yoktur. Ne üçlü bağın yerini değiştirerek farklı bir bileşik yazabilirim. Ne de alkenlerle izomer bir yapı oluşturabilirim. İlk üyemizin bir izomeri söz konusu değil. Kapalı formülü C4H6 olan bütin için. Üçlü bağın yerini değiştirerek izomer bir yapı oluşturabiliriz. Biz buna konum izomerisi de diyoruz. Üçlü bağı dikkat ederseniz ilk karbona yerleştirmiş bir bütün diyoruz. İkinci karbona yerleştirildiğinde iki bütün diyoruz. İkisinin de kapalı formülleri C4H6 olduğu için bunlar birbirinin konum izomerisidir. Bir de alkinler siklobüten ve bütadiyen. Yani alkadiyenler ve siglo alkenlerle karbon sayıları aynı olduğunda birbiri ile izomerdir. Hatırlarsanız az önce şurada yazmıştık. Burada yazmıştık alkin, alkadiyen ve siglo alkenler. Üçü de karbon sayıları aynıysa birbiriyle izomerdir. Dikkat edelim. Bütadiyen diyor. Bir alkadiyendir. Yapısında iki tane pi bağı var. Siklobüten diyor. Bir pi bağı ve bir halka var. Toplam 4 hidrojen eksilmesi anlamına geliyor alkana göre. Bütin diyor. İki tane pi bağı var. Dolayısıyla bunların üçünün de kapalı formülleri aynıdır. Üç farklı bileşik birbiriyle izomerdir. Genel formüllerine de bakmanız gerekir.
Genel formül verilmiş. CnH2n2. Hangilerinin genel formülü budur diyor. Az önce bahsettiğimiz gibi CnH2n-2 alkin, alkadiyen ve siklo alkenler sahipti. Bu üç grup bileşiğimizde CnH2n-2 formülüne sahiptir. Birincide hem üçlü bağ var hem ikili bağ, alken ve alkin. İki grupta bulunuyor. O nedenle bu olamaz. İkincisi direkt olarak alkin bileşiğidir. Alkin bileşiği olduğu için olur. Üçüncü bileşiğimiz yapısında iki tane ikili bağımız var. Alkadiyendir. Genel formülü yine CnH2n-2 olur. Dördüncü bileşiğimiz halka var. Siklo yapımız mevcut. Bir de ikili bağ var. O nedenle siklo alken diyebilirsiniz. Siklo alken olduğu için bu da olur. Ve son bileşiğimizde hem halkamız mevcut hem ikili bağımız mevcut. Yine bunu siklo alken olarak alırsanız bunun genel formülde yine CnH2n-2 olacaktır. Kaç tanesi demiş? Biri hariç 4 tanesi bu formüle sahiptir. Anlaşıldı mı arkadaşlar bu soru? Elleri bir görebilir miyim? Teşekkürler arkadaşlar. Aromatik bileşikler. Aromatik bileşik dediğimiz bileşiklerimiz yapısında benzen halkası olan 6 karbonun oluşturduğu halkayla oluşmuş olan bir yapıdır. Yapısında benzen halkası dediğimiz şu halka mevcutsa bu bileşiklere aromatik bileşikler diyoruz. Kendilerine özgü kokuları olduğu için aromadan gelen bir ada sahiptirler. Aromatik bileşikler bu nedenle deniyor. 6 karbon atomunun düzgün bir altıgen oluşturduğu yapının her köşesinde bir karbon ve bu karbona bağlı bir tane hidrojen vardır. Karbonlar bir taraftan ikili bağ, diğer taraftan da tekli bağla diğer karbonlara bağlıdır. Buradaki bağlar sabit değildir arkadaşlar. Şuradaki bağlarımız sürekli ikili bağlar, pi bağları sürekli yer değiştirebilir. Burada da o gösterilmiş. Sürekli yer değiştiriyor. Sürekli yer değiştirdiği için bu ikili bağlar sürekli döndüğü için biz bunu iskelet formülüyle altıgen içine çizdiğimiz bir yuvarlakla gösteriyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz her altıgen bir benzen halkası değildir. Benzen halkası olabilmesi için ya yapıda altıgen içinde 3 tane pi bağını göreceksiniz ya da yapı içindeki halkayı mutlaka görmeniz gerekir. Altıgen ama içinde halka yok ya da 3 tane pi bağı verilmemiş. Demek ki bu bileşik bu bir siklo alkandır veya alkendir, siklo alkendir. Ancak benzen halkası yoktur, aromatik değildir. Aromatik hidrokarbonlardan, biz bunları arenlerde diyoruz. Bir tane hidrojen ayrıldığında oluşan yapıya ise, oluşan radikal yapıya ise aril ya da fenil adını vereceğiz. Dal olarak adlandırırken bunları da kullanacağız. Şuradan başka bir atom veya atom grubuna bağlanacak. Herhangi bir yerde olabilir bu. İlla bu köşede olması şart değil. Üstten de gösterebilirdi. Şuradan olabilir, şuradan, şuradan. Önemli olan bir tane hidrojenin ayrılmış olması. Nereden ayrıldı önemli değil. Bir tane hidrojen koptuğunda oluşan yapıya fenil ya da aril deniyor. Bunu çok karıştırıyorlar. Benzenden bir tane hidrojen kopunca niye benzil demiyor? Öyle kabul edilmiş. Aril ya da fenil adını vereceğiz.
Normalde metandan bir tane hidrojen ayrılınca metil diyorduk. Etandan ayrılıyor etil diyoruz. Propenden ayrılıyor propenil diyoruz. Benzenden ayrılınca buna da benzil diyelim değil. Benzil dediğimiz grubumuz başka bir yapı. Benzen halkasından bir tane hidrojen koptuğunda oluşan yapıya aril ya da fenil diyeceğiz. C6H5 şeklinde de gösteriliyor veya bu şekilde şematik bir altıgen şeklinde de verilebilir. Haberiniz olsun. Buna dikkat edin. Bu noktada çok hata yapan arkadaşları gördük. Yapısında benzen halkası bulunan ve benzen halkasına atom ya da atom gruplarının bağlanmasıyla oluşan yapılara benzenin türevleri diyeceğiz. Benzene klor bağlanabilir, brom bağlanabilir, bir halojen bağlanabilir, nitro grubu bağlanabilir, hidroksi grubu bağlanabilir. Bunlara benzenin türevleri deniyor. Eğer benzen halkasına, ikinci öncülde dediği gibi, benzen halkasına bir hidrokarbon grubu bağlıysa, alifatik bir grup bağlıysa, bunlara da arenler deniyor. Daha çok alttaki gibi aromatik bileşiklerin isimlerini soracaklar. Onları tanımanızı isteyecekler. Onları iyi öğrenmeniz gerekecek. Benzen halkasında adlandırma yaparken tek bir atom ya da atom grubu varsa, tek grup bağlıysa, tek bir dal varsa burada herhangi bir şekilde numaralandırmaya gerek yok. Öncelikle bağlı olan grubu sonra da benzenin adını söyleyerek adlandırmayı yapıyoruz. Bakalım teker teker. İlk örneğimizde benzene bir tane brom bağlanmış. Benzene bir tane brom bağlı olduğu için bromo benzen. İkincisinde benzene nitro grubu bağlanmış. NO2 nitro olarak adlandırıyorsunuz. Nitro benzen. Benzene CH5 etil grubu bağlanmış. Etil benzen. Adlandırmayı bu şekilde yapıyoruz. Benzene propil grubu bağlı. Ancak propil ortadaki karbondan bağlı olduğunda buna izopropil diyorduk. İzopropil benzen. Metil grubu bağlanmış. Metil benzen. Ancak daha yaygın olarak toluen yaygın adını göreceksiniz. Bunu mutlaka bilmeniz lazım. Size metil benzen demez, toluen der. Toluen dediğinde bir tane metil grubu bağlı benzen halkasını hemen hatırlamanız gerekecek. Ya da OH grubu bağlandığında hidroksibenzen bunun sistematik adıdır. Ancak burada da fenol adını yaygın olarak göreceksiniz. Amino grubu bağlandığında amino benzen yerine anilin adını çok duyacaksınız, göreceksiniz arkadaşlar. Bunların özel isimlerini mutlaka bilmeniz gerekiyor. Geldik benzaldehite. Karışmaması için, alkollerle aldehitlerin karışmaması için aldehit grubunu bu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Bunun açık yazılışı şudur. Şuradan diğer taraflara bağlanmıştır. Karbon ikili bağla bir oksijen ve bir tane de hidrojen vardır. Buna biz aldehit fonksiyonel grubu diyoruz. Bu aldehit grubudur. Benzen halkasına aldehit bağlandığı için buna benzaldehit diyoruz. Eğer karboksil grubu bağlıysa, bu da karboksilik asitlerin fonksiyonel grubudur. Bunun açık halini yazalım. Karbona ikili bağlı oksijen ve bir de OH grubu bağlıdır. Şuradan da bir bağlantısı vardır. Karboksil grubu olarak geçer. Benzen halkasına karboksil grubu bağlıysa benzoik asit diyoruz. Bunu vinil olarak adlandırmıştık.
Vinil benzen. Bakın arkadaşlar şu vinil grubu olarak geçer. Etenden bir tane hidrojen koptuğunda bunun adı vinildi. Vinil benzen veya yaygın adıyla stren. Hatırlıyorsanız polimer yapılarda bunu konuşmuştuk. Polistiren dediğimizde PS ile gösterilen strafor beyaz köpükler dediğimiz yalıtım malzemesi olarak kullanılan maddenin çıkış noktasıdır. Onun monomeridir arkadaşlar. Ve son olarak naftalin, iki tane benzen halkasının birbirine yapışması gibi gözüken bu yapıda naftalin olarak geçecek. Gördüğünüzde bu yapıyı naftalin olarak tanımanız gerekiyor. Bunlarla ilgili soru çözerseniz arkadaşlar daha kalıcı olur. Gördüğünüzde daha rahat hatırlayabilirsiniz. Geldik. Benzen halkasına birden fazla grup bağlıysa arkadaşlar. Benzen halkasına birden fazla grup bağlı olduğunda numaralandırma yapmanız gerekiyor. Bağlı olan grupların mümkün olan en küçük numarayı almasını sağlayacak bir numaralandırma yapacağız. Numaralandıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numaralandırdığımızda 1, 2'de brom bağlı. O nedenle 1, 2, dibrom benzen. Bunun sistematik adlandırma yöntemidir. Öncelikle sistematik adlara bir bakalım. Sonra diğerlerine geçelim. Burada da yine numaralandırdığınız zaman en küçük numara dallara gelecek şekilde numara verdiğinizde 1'de ve 3'te brom bağlı 1, 3 dibrom benzen. Şu örnekte ise istediğiniz yerden gidebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soldan da gitseniz, sağdan da gitseniz 1 ve 4'e gelecek. O nedenle değişen bir şey olmayacak. 1'de ve 4'te 2 tane brom bağlı anlamında 1, 4 dibrom benzen olarak sistematik bir şekilde adlandırıyoruz. Gelelim özel adlandırmaya. Karbon atomlarının aldığı numaralara, dalların bağlı olduğu karbon atomlarının aldığı numaralara göre eğer 1, 2'de ise ilk örnekte olduğu gibi 1, 2 olursa biz buna orto diyoruz veya sadece O'yla da gösteriyoruz. Orto dibrom benzen. Orto dediğinde bağlı olan grupların 1, 2'ye geldiğini bilmeniz gerekiyor. 1, 3'e gelmişse buna meta denir. Meta dibrom benzen şeklinde adlandırmanız gerekiyor. Veya meta olduğunu belirtmek için sadece M dibrom benzen demeniz yeterli. 1, 4 olduğu takdirde de buna para diyoruz. Para dibrom benzen demeniz gerekiyor. 1, 4 dibrom benzen, para dibrom benzen veya P dibrom benzen diyorsunuz. Farklı gruplar bağlanmış. Şu alttaki örneklerle bakacak olursak, devam edersek. Numaralandırma yaparken OH grubunun, birazdan konuşacağız, önceliği vardır. Burada öncelik sıralaması vardır aromatik bileşiklerde. OH grubunun önceliği olduğu için OH'dan başlayarak numaralandırma yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numaralandırma yaptığımızda şu sistematik adlandırmadır. 2'de etil grubu var. 2 etil, 1'de de OH grubu, hidroksi grubu olduğu için 2 etil, 1 hidroksi benzen diyoruz. Adlandırma yönteminin biri bu. Bir diğeri, OH ile birlikte şu yapıya, az önce söylemiştik, fenol demiştik. Şurada arkadaşlar. OH bağlı olan benzen halkası fenol olarak adlandırılıyordu. Fenol dediğimiz yapıda ikinci karbonda
etil grubu bağlı olduğu için 2 etil fenol şeklinde de adlandırılabiliyor. Veya 1-2'ye bağlı olduğu için orta etil fenol şeklinde de adlandırılabiliyor. Şu örneğe bakalım. Diğer bir örneğimiz, son örneğimiz. Burada amino grubunun, NH2 grubunun önceliği var. Numaralandırmaya oradan başladık. Numaralandırdığımızda bir de amino grubu var. Üçte brom var. Bir amino, üç brom, benzen. Bu sistematik adıdır. Dikkat ederseniz şu örnekte de alfabetik olarak dalları yazarken alfabetik sırayla yazıyoruz. Ancak numaralandırmada öncelik sıralamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Ona göre sıralama yapacaksınız. Özel adlandırmaya gelirsek, özel adlandırmada NH2 grubu bağlı olan benzen halkasına anilin demiştik. Bakın burası anilin grubu. Aniline 3. karbondan brom bağlanmış. Meta konumunda brom bağlanmış. Meta brom anilin de diyebilirsiniz. Direkt olarak sayısını da söyleyebilirsiniz. 3 brom anilin de denebilir. Ve son olarak bunu da konuşup bir ara verelim. Aynı grupların farklı konumlara 1-2'ye, 1-3'e veya 1-4'e bağlanmasıyla yani orto meta para konumlarına bağlanmasıyla oluşan bileşikler birbirlerinin konum izomerleridir. Bir 10 dakika ara sonra devam ediyoruz arkadaşlar.
Hazır mıyız arkadaşlar? Devam edelim mi? Üç kişi mi hazır sadece? Evet, sekiz kişi olduk. Dokuz, yok mu arttıran? Yirmi üç arkadaştan onu hazırmış, neyse. Kalan sağlar bizimdir o zaman. Devam edelim. Bağlı grupların sayısı birden fazla, ikiden fazla ise grupların bağlı olduğu karbon atomları en küçük numarayı alacak şekilde numaralandırılır diyor bu maddede de. Genel kuralımız zaten evrensel bir kural. Mümkün olduğunca dallar küçük numaraya alsın diyoruz. Ona göre numaralandırma yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numaralandırma yaptığımızda 1, 2 ve 4'te klor atomları bağlı. 1, 2, 4, triklor, benzen diyerek adlandırmayı yapıyoruz. Burada numaralandırmada dikkat edin. Buna yanlış yapmadığınız sürece numaralandırmada hatanız olmazsa muhtemelen zaten göreceksinizdir. Eğer benzen halkasına iki tane metil grubu bağlıysa, bunu zaman zaman denemelerde de soruyorlar. İki tane metil grubu bağlıysa, bunun özel adı ksilendir arkadaşlar. Buna ksilen demeniz gerekiyor. Bağlı olduğu noktalara göre orto ksilen, 1-2'ye bağlıysa orto ksilen, 1-3'e bağlıysa meta ksilen, 1-4'e bağlı olursa bu durumda da paraksilen demeniz gerekiyor. Ezberleyeceğiz bunları. Sorularda gördükçe, bunlarla ilgili soru çözdükçe bilgiler kalıcı hale gelecektir. Hemen arkasından soru çözmenizi tavsiye ederim. Az önceki dersimizde bahsetmiştik. Öncelik sıralamamız var diye. Halkalı alkanlarda bu yoktu arkadaşlar. Siklo alkenlerde öncelik sıralaması diye grupların bağlı olan dalların öncelik sıralaması yoktu. Aromatik bileşiklerde bir öncelik sıramız var. Karboksil grubu ilk önceliğe sahip. Karboksil grubu varsa karboksil grubundan başlayacaksınız numaralandırmaya. Aldehit grubu varsa, bu bir aldehit grubudur. Aldehit grubu varsa bir numarayı buraya vereceksiniz. Tabii karboksil grubu olmadığı takdirde aldehit varsa ilk olarak aldehittir. Bu ikisi yok. Keton grubu varsa, karbonil grubu varsa öncelik burasıdır. Bu da yok. OH grubu varsa şu örnekte olduğu gibi arkadaşlar. OH var. Radikal var. OH grubumuz var. Radikal grubumuz var. OH'ın önceliği var. Bu durumda ne demeniz gerekiyor? Numaralandırmayı buradan başlayarak yapıyorsunuz. Pardon, bir şey atladık herhalde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Düzeltelim şurayı. Ben de diyorum nereden 5 tane karbon oldu? 5, 6... OH'a bir numarayı veriyorsunuz. Bir numarayı buraya verdiğinizde bir hidroksi, iki metil benzen diyoruz. Bir hidroksi, iki metil benzen veya OH bağlı olduğunda buna ne demiştik özel adlandırma olarak şu kısma? Fenol demiştik. Buraya fenol denmişti. Numaralandırmamız yine aynen geçerli. İki metil fenol şeklinde de adlandırabiliyoruz. Ya da orto meta para konumuna bakarsanız orto metil fenol şeklinde de adlandırmanız mümkündür. Öncelik sıralamasına devam edecek olursanız amino grubu, aminodan sonra radikaller, nitro grubu ve son olarak bunlar da
halojenlerdir arkadaşlar. X ile gösterdiklerinizde halojenlerdir. Halojenler en sona gelecek. Bu sıralama önemlidir. Aromatik bileşiklerde adlandırma yaparken farklı gruplar olduğunda bu sıralamayı mutlaka dikkate alacaksınız. Evet, şunları temizleyelim. Bir diğer adlandırma yöntemimiz aromatik bileşiklerde fenil grubuna göre, yani benzen halkasından bir tane hidrojen koptuğunda bu gruba aril ya da fenil diyorduk. Bu gruba bir dalmış gibi söyleyerek de adlandırma yapıyoruz. Fenil, asetilen. Şurası etilen, etilene fenil grubu bağlı anlamında fenil, etilen. Klora fenil grubu bağlanmış fenil kloru şeklinde de adlandırmalar mevcuttur. Temizleyelim. Alt tarafta da yine aşağıda kaldı. Şöyle yapalım. İki tane benzeyen halkası birbirine bağlıysa, şurada olduğu gibi bir tane tekli bağla birbirine bağlanmışsa İkizlik anlamında bir fenil diyoruz. N2H4 hidrazin olarak adlandırdığımız bir bileşiktir. Hidrazine fenil grubu bağlanmış anlamında fenil hidrazin şeklinde adlandırmayı yapıyoruz. Bu da bir diğer özel adlandırma yöntemiydi. Bir önceki derste size bahsettiğim benzen halkasından bir hidrojen kopmuş yapıya arkadaşlar şu yapıya dikkat edin, buna fenil diyorduk. Normalde altıgen yapı, şu yapı benzendi. Benzenden bir tane hidrojen kopunca benzil oluşmaz arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. En çok yapılan yanlış burasıdır. Benzenden bir tane hidrojen kopunca oluşan yapıya fenil diyoruz. Toluen dediğimiz yapıdan, toluen dediğimiz yapının metil grubundan bir tane hidrojen kopunca oluşan yapıya biz benzil diyoruz. Benzil grubuna bağlanan diğer gruplarla birlikte biz farklı farklı bileşikler elde ediyoruz. Benzil grubuna OH grubu bağlanıyor, alkol oluşuyor, benzil alkol diyoruz. Benzil grubuna bakın, klor bağlanmış. Klor bağlandığında benzil klorür olarak adlandırıyoruz. Şu naftalindi. Naftalin. Naftalinden herhangi bir nokta, fark etmez arkadaşlar, herhangi bir noktadan bir tane hidrojen koptuğunda oluşan yapı şöyle naftil olarak adlandırılıyor bakın. Buraya klor bağlanmış, naftil klorür oluyor. Üç benzen halkasından oluşan şu yapıya da antrasen adı veriliyor. Antraseni, naftalini tanımanız gerekir. Tamam mıdır arkadaşlar? Okey diyenleri görebilir miyim? 15 kişi mi? Tamam mı? Peki. Hadi bakalım sorularımıza geçelim. Soruya bakalım. Yukarıda yapı formülü verilen bileşiklerden hangileri doğru adlandırılmıştır? İlkine bakarsanız arkadaşlar, 1-2'ye bağlı olduğu için orto konumundadır. Orto dimetil benzen demişler. Orto dimetil benzen. Doğru. Numaralandırma yaparsanız mümkün olan en küçük numarayı alacaktır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2 ve 4'e bağlanmış. 1, 2, 4, 1, 3, 4 demiş. Numaralandırmayı yanlış taraftan yapmış.
1, 2, 4 tribrombenzen olması gerekirdi. O nedenle yanlış. 1, 4'e bağlı olduğu için burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 alkil grupları önceliğe sahipti nitro grubuna göre. Paranitrotoluen demiş. Yine doğrudur. Cevabımız 1 ve 3. Paranitrotoluen veya bunu normal sistematik adlandırmış olsaydık 1 metil 4 nitro benzer şeklinde adlandırmamız gerekirdi. Buyurun arkadaşlar, şu soruya da bakalım. Aşağıda yapım formülü verilen bileşiklerden hangisi metaklorotoluendir? Orto 1-2 idi. Meta 1-3'tü. 1-3 konumuna bağlı olması gerekiyor. 1-3 konumunda olacak. Bir de metil grubu olması gerekir. Üçte de klor bağlı olması gerekir. Toluen dediğimizde arkadaşlar, toluen dediğimizde CH3 grubu bağlı benzen mutlaka hatırlanması gerekiyor. Toluen dediğimiz yapı buydu. 3 numaraya klor bağlı olacak. Bu yapıyı nerede görüyoruz? Şurada görüyoruz. Cevabımız o nedenle Balıkesir'dir. 1, 2, 3. Devam edelim. Bir tane etil grubu bağlı, bir tane OH grubu bağlı. OH grubunun radikale göre, etil grubuna göre önceliği vardı. OH'dan başlayarak numaralandırma yapmanız lazım. Numaralandırmayı buna göre yaptık. Bu bileşikle ilgili adlandırmalardan hangileri kullanılır demiş. 3 etil, 1 hidroksibenzen. Sistematik olarak bu adlandırmayı yapabiliriz. Bakın, 3'te etil grubu var, 1'de de OH hidroksil grubu var. Olur. 1 etil 2 hidroksil demiş. Zaten numaralandırma yaparken 1 2 de bağlı olmadığını görebilirsiniz. Bu adlandırma yanlıştır. OH grubu 1 numarayı alacak. OH'ın bağlı olduğu benzeni fenol olarak da adlandırmıştık. Fenol yapısında 3. karbonda etil grubu bağlı. Meta konumuna bağlı. Meta etil fenol şeklinde de adlandırmamız mümkündür. 1-3 olduğunda meta konumuydu. Meta konumuna etil bağlanmış fenol şeklinde adlandırabiliyoruz. Devam. Bu bileşiklerle ilgili birinci bileşikte gruplar meta durumundadır. Meta dediğimizde 1-3 olması gerekiyordu. 1-2-3, 1-3 durumundadır. Doğru. İkinci ve üçüncü bileşik birbirinin izomeridir. Burada genel formüllere baktığınızda arkadaşlar, normalde benzen halkası C6H6 idi. İki tane grubun bağlanması için burada 4 karbon C6H4 grubu kalmıştır. İki tane hidrojen kopup yerine iki tane grup bağlanıyor. C6H4. Şurada bir oksijen ve hidrojenimiz var. Şurada da bir karbon ve 3 tane hidrojenimiz var. Toplam 7 tane karbon, 4, 5, 3 de hidrojen. C7H8 O şeklinde düşünebilirsiniz. Geldik diğerine. Benzen halkasına bir tane grup bağlıysa C6H5'tir. Bir hidrojen gitmiş, yerine bir tane dal bağlanmış. Onun dışında bağlı olan diğer atomlara bakarsanız bir tane karbon orada var. C7 oldu. Hidrojen 5 tane
benzen halkasında vardı. İki tane CH2 de var, bir de burada. Üç, toplam 8 hidrojen oldu. Oksijen de bir tane. İkisinin de kapalı formülleri aynı olduğu için ikinci ve üçüncü bileşik birbirinin izomeridir. Doğru. İkinci bileşikte gruplar orto durumundadır. Orto dediğimiz zaman 1-2 konumu olması gerekiyordu. Orto metapara 1-2, 1-3, 1-4 şeklinde gidiyordu. İkinci bileşikte ise burada 1-4 durumunda olduğu için orto değil, para durumundadır. Bu ise yanlıştır. Doğruları istemiş. Cevabımız 1-2 Ceyhan. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Elleri görebilir miyiz? Güzel. Teşekkürler. Şu örneğimize bakalım. Bütün arkadaşlar şöyle 2 dakika baksınlar, sonra da cevaplayalım. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi orto nitrotoluendir? Orto dediğimizde ne olması gerekiyordu? 1-2 olması gerekiyordu, değil mi? Orto meta para demiştik. 1-2 olması gerekiyor. Nitrotoluen. Toluen dediğimizde benzen artı CH3 olması gerekiyordu. Yani yapıda hem CH3 bulunacak hem de nitro grubu bulunacak. Bakın. Bir kere CH3 yok. CH3 yok. Kaldı 3 tane yapımız. Ne var? Nitro grubu olması gerekiyor. Burada nitro yok. Hem nitro hem de CH3 olan Adana ve Balıkesir şıklarımız kaldı. 1-2'ye bağlı olması gerekiyor. Burada 1-2'ye bağlı, burada ise 1-3'e bağlı. Bu orto konumunda, bu meta konumunda, o nedenle cevabımız Adana. Kaç kişi doğru yaptı? Doğru yapanları görebilir miyiz? Herkes. Çok güzel. Sizi alkışlıyorum. Alkoller. Evet, bugünlerde çok lazım. Dezenfeksiyon için, bizi birbirimizden ayıran şu virüs için çok gerekiyor, değil mi? Etil alkol en az %80'lik olması lazım ki virüsler ölsün. Hidrokarbonlardan arkadaşlar. Hidrokarbon dediğimiz alkanlardan. Bir tane hidrojen kopar, yerine bir tane OH grubu bağlanırsa oluşan bileşiklere biz alkol diyoruz. Genel gösterimi ROH şeklindedir. Bir hidrojen gidip yerine bir OH grubu bağlandığı için bunların genel formülünde CnH 2N artı 2 O şeklinde yazabilirsiniz. Ya da CnH 2N artı 1 bir hidrojen kopmuş, sonra OH bağlanmış gibi yazabilirsiniz. Genel formülümüz budur. Ancak yapıda OH bulunan her hidrokarbon, hidrokarbona OH bağlanmasıyla oluşan her yapı alkol olarak adlandırılamıyor. Özel durumlarımız var. Alkol olabilmesi için bir bileşiğin yapısındaki OH'lar birden fazlaysa farklı karbonlara bağlı olmak zorundadır. Aynı karbonda iki tane OH grubu varsa, birden fazla OH grubu varsa bunları alkol olarak kabul etmiyoruz. Bu bir alkol değildir arkadaşlar. Çünkü aynı karbonda iki tane OH grubu bağlanmış, alkol olarak kabul edilmez. İkinci bir durum, OH'ın bağlı olduğu karbonda arkadaşlar, gençler, bağlar tekli olmak zorundadır. İkili bağ varsa bu da alkol olarak kabul edilmiyor. Dikkat ederseniz şurada OH'ın bağlı olduğu karbonda ikili bağ var. O nedenle bu bir alkol değildir. Bu bir alkol değil. Diğer örnekte ise OH farklı karbonda,
İkili bağlar farklı karbonda, bu bir alkol olarak kabul edilir. Zaman zaman denemelerde bunları yine göreceksiniz. Soru bankalarında bunları kullanıyorlar, haberiniz olsun. Alkolleri sınıflandırırsak, OH grubunun bağlı olduğu karbona göre primer, sekonder, tersiyer şeklinde sınıflandırabiliyoruz. Daha önce de hidrokarbonlarda konuşmuştuk. OH'ın bağlı olduğu karbon tek bir karbona bağlıysa bu primer olarak adlandırılıyor. OH'ın bağlı olduğu karbon iki tane karbona bağlıysa, iki tane radikale bağlıysa bu sekonderdir. Üç tane karbona bağlı olduğu durumda da buna tersiyer diyeceğiz arkadaşlar. Bunlara da tersiyer alkoller denecek. Adlandırma yapılırken içinde OH grubunun bulunduğu en uzun, bakın yine kuralımız geçerli, en uzun karbon zinciri seçilir. Karbon zinciri seçildikten sonra OH'ın bu defa OH fonksiyonel gruptur. Madde özellik veren kısım burasıdır. OH'ın en küçük numarayı alacağı numaralandırma yapılır. Numaralandırma yapıldıktan sonra ana zincir dışında kalan dallar varsa, gruplar varsa bunların yerleri belirtilir, numaraları belirtilir. Alfabetik sırayla adlandırma yapılırken yazılır. En sonunda da ana iskeletin en uzun karbon zincirinin alkan adının sonuna ol eki getirilerek adlandırma tamamlanır. 5 karbonluysa mesela pentan sonuna ol eki getirdik. 5 karbonlu alkolümüz ne oldu? Pentanol oldu. 4 karbonluysa butan, butanol. Hegzan, 6 karbonlu hegzanol şeklinde adlandırmayı yapacağız. Birden fazla OH grubumuz varsa biz bunlara da polialkoller diyoruz. Bir tane olursa, monoalkol birden fazla olursa OH grubumuz polialkol diyoruz. İki tane varsa adlandırma yaparken bunları diol olarak adlandıracağız. Üç tane varsa triol şeklinde adlandıracağız. OH'ların sayısını da bu şekilde belirteceğiz. Şu bileşiklerimizi adlandıralım. Öncelikle maddemizde ne diyor onu açıklayalım. Siklo alkollerde sadece OH bağlıysa numaralandırmaya gerek yok. Şu örnekte olduğu gibi direkt olarak siklo alkan adını sonuna ol eki getirip adlandırmayı yapıyorsunuz. Ancak birden fazla OH varsa veya başka gruplar varsa bu durumda numaralandırma yapmanız gerekir. Burada ilk örneğimizde numaralandırmaya gerek yoktur. Zaten OH'ı numaralandırma yaptığınızda daima bir numaraya koymak zorundasınız. İkiye gelemeyeceği için burada numaralandırmaya gerek yok. Direkt olarak adını söyleyebiliriz. Etanol şeklinde adlandırmayı yapıyoruz. Bu sistematik adlandırmadır. Özel adlandırmada ise alkil grubunun sonuna alkol eki getiriyoruz. Ne diyoruz? Etil alkol diyoruz. Bu şekilde adlandırmayı yapıyoruz. İki tane OH grubu bağlanmış. Burada da OH'lar aynı karbona gelemeyeceği için yine numaralandırmaya gerek yok. Çünkü her ikisini de aynı karbona bağlarsanız alkol olmuyor, alkol olmaktan çıkıyor. Buna da etandiol diyoruz. Etandiol deniyor. Üç karbon her birine birer tane bağlanmış. Propan triol diyoruz. Üç tane OH bağlı olduğunu belirtmiş oluyoruz. Geldik şu
bileşiklerimize. Bu bileşikleri adlandırırken arkadaşlar OH'ın bağlı olduğu en uzun zinciri seçip numaralandırmada OH'ın küçük numarayı almasına dikkat edecektik. Buna göre numaralandırma yapıyoruz. Numaralandırdığımızda en uzun zincirimiz 5 karbonlu. 5 karbonlu zincirde OH dışında diğer grupların yerlerini belirterek adlandırmaya başlıyoruz. Alfabetik olarak brom öncelikli olduğu için 3 brom, sonra 3 metil, metilden sonra da ana yapı 5 karbonlu olduğu için pentan, sonra da ol ekini getirdik. 3 brom, 3 metil, pentanol olarak adlandırdık. Diğer örneğimiz, sağdan başlarsam 2'ye geliyor OH grubu. Soldan başlarsam yine 2'ye geliyor. Ancak soldan başladığım takdirde solda dallanma da mevcut olduğu için soldan başlayarak numaralandırmayı yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Önce dalın yerini söylüyorum. 2'de metil var. 2 metil. 4 karbonlu olduğu için 4 karbonlu bu yapıda OH'ların yerlerini de belirterek 2'de ve 3'te 2, 3 bütan diol diyoruz. OH'ın da yerini belirterek burada 2, 3 bütan diol şeklinde adlandırmayı yaptık. Az öncekinde özür diliyorum. Bir şeyi atladık arkadaşlar. OH'ın ikinci karbonda bağlı olduğunu burada belirtmemiştik. O da belirtilmesi gerekiyor. 3 brom, 3 metil, 2 pentanol şeklinde OH'ın yerini de belirterek ana yapıyı bitiriyoruz. Önceki örneklerde OH'lar zaten başka yerlere bağlanamadığı için yerlerini belirtmemiştik. Ama farklı konumlara bağlanma ihtimali olduğunda mutlaka OH'ın da yerini belirtiyoruz. Halkalı yapı sadece OH bağlı olduğu için numaralandırmaya gerek yok. Siklo bütanol deseniz adlandırmayı yapmış olursunuz. Son örneğimizde yapıda hem ikili bağ var hem de OH grubu var. OH grubunun alkol grubunun önceliği var. O taraftan başlayarak numaralandırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Hem ikili bağ hem de OH grubu olduğu için öncelikle ikili bağın yerini belirterek alken adını söylüyorum. Sonra OH'ın yerini belirteceğim. 4 karbonlu bir alkende ikili bağımız 3. karbonda olduğu için 3 büten dedim. Ana yapıyı söyledim. Alkol grubunun da OH'ın da ilk karbonda olduğunu belirtmek üzere 1 ol şeklinde adlandırmayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir kez daha tekrar etmek gerekirse. İkili bağ varsa, üçlü bağ varsa bunların yerini belirttiğimiz ana zincirin adını söylüyoruz. Sonra sayısı ile birlikte OH'ın kaçıncı karbonda olduğunu belirttiğimiz bir ol eki getiriyoruz. Bu adlandırmamız da bu şekilde. Örneklerimiz var. Yukarıdaki bileşiklere ait adlandırmalardan hangileri doğru yapılmıştır diyor. Birinci bileşiğimiz bir alkol bileşiği. OH'ın küçük numarayı almasına dikkat ediyorduk. 1, 2, 3, 4. 3'te hem metil grubu var hem brom grubu var. Ancak burada numaraları yanlış vermiş. Numaralandırmayı diğer taraftan ele almış. O nedenle hatalıdır. Burada 3 brom, 3 metil, 2 bütanol demesi gerekirdi. Yanlış. Birden fazla olduğu için yine numaralandırma yapmam gerekiyor. Farklı konumlara gelebilir çünkü bunlar 1-2'ye gelebilir, 1-3'e gelebilir, 2-3'e gelebilir.
Numaralandırdığımızda birinci ve ikinci karbonda OH'ların olduğunu belirtmek üzere 1-2 butandiol diyoruz. Doğru. Halkalı bir alkol. Halkalı alkolde OH'ların mümkün olan en küçük numarayı almasına bakacağım. 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu. 1, 2 ve 4'te var. 1, 2, 4 siklopentantriol. Bakın arkadaşlar. Burada da numaralandırmalar ve adlandırma doğru bir şekilde yapılmış. Cevabımız 2 ve 3. Alkollerin sınıflandırması ile ilgili bir soru. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi primer alkol değildir demiş. Tek karbon var birincisinde, A şıkkında. Tek karbon varsa zaten primer yapı olduğu kabul ediliyordu. Primer alkoldür. Doğru. İkincisinde OH'ın bağlı olduğu karbon primer olması için tek karbona bağlıydı. Evet, bu karbon yalnızca şu karbona bağlanmış. O nedenle bu karbon primer konumundadır. Bu da olur. Alttan devam edelim. OH'ın bağlı olduğu karbonumuz şu karbon. Bakın. Tek bir karbona bağlanmış. Bu da yine primer konumundadır. Bu da olur. Burada şu karbonumuz köşede bulunan tek bir karbona bağlı. O nedenle bu da primer. Burada ise OH'ın bağlı olduğu şuradaki köşedeki karbon atomumuz hem üstte bir tane hem de şurada bir tane iki tane karbona bağlı olduğu için bu karbon sekonder yapıdadır. Diğer dördü primer, C şıkkı ise sekonder alkoldür. Yukarıdaki iki farklı radikal tür bir araya getirilerek yani iki yapıyı birleştirip bir bileşik oluşturduğumuzda oluşan bileşiğin adı ile ilgili. İsterseniz bunları birleştirelim. Şöyle yapalım, biraz düzeltelim. Metil grubu buradan değil de diğer taraftan bağlı olsun. Şu taraftan buna bağlandı. Oluşan bileşiğimiz budur. Şu iki radikal birbirine şöyle bağlandı. Bu ikisi de şuradan birbirine böyle bağlandı. Bileşiklerimiz bunlar. Şimdi numaralandırarak adlandıralım. İlk bileşiğimiz 3 karbonlu ve ikinci karbonda OH grubu bağlı olduğu için 2 propanol oluşur demiş. Doğrudur. İkinci bileşikte siklo bir yapıda hem metil grubumuz var hem de OH grubu var. Alkol grubu önceliğe sahipti. 1, 2, 3, 4, 5 dediğimizde 2 metil siklo pentanol demesi gerekirdi. Burada 1 metil demiş. Numaralandırmayı yanlış taraftan yapmış. 2 metil 1 siklopentanol demesi gerekirdi. Hatalı. Geldik sonuncu bileşiğimize. İçinde OH grubunun bağlı olduğu en uzun zinciri seçiyorduk. 1, 2, 3, 4, 5. 5 karbonlu. Hatırlarsanız yapıda ikili veya üçlü bağ varsa bunları alken veya alkin olarak adlandırıyorduk ve OH'ın kaçıncı karbona bağlı olduğunu söyleyerek ol ekiyle adlandırmayı yapıyorduk. 5 karbonlu ve 4. karbonda ikili bağ olduğu için 4 penten doğru. 4 penten, 4'te ikili bağ var. OH'ımız da ikinci karbonda bağlı olduğu için 4 penten 2 ol adlandırması doğru bir adlandırmadır. Cevabımız D şıkkı 1-3. Doğru olanlar bunlar.
Eterlere geldik. Son 2 dakikamız olduğu için arkadaşlar eterlere geçmiyoruz. Bir sonraki derste de eterlerin özellikleri ve adlandırmasıyla devam edeceğiz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Hepinize teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tamam?